Başlıyoruz. Şu anda kaydediyorum. Önce dedim görüşürüz ama tişörtlerinizi giymek istediniz. Keşke bende de olsaydı. Belki gelince alırım. Buraya gelince evet size bir tane hediye ederiz. Söyledim ya anne Kesinlikle. buraya gittiğinizi. Haziran'da biz bekliyoruz. Derneği de bekliyoruz. Sizin için bir tane hediye ediyoruz. Kesinlikle çok güzel olur. Çok mutlu olurum gerçekten de. Tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bu yayın Hoş YouTube'da bulduk. yayınlanıyor. Astro Felsefe YouTube kanalında ve Instagram kanalında. Sevgili dostumuz Denizli Otizm Derneği'nden Duda Hanım ve sevgili dostum fakülteden arkadaşım Doktor Hale Hanım bizlerle. Şimdi dedim önceden konuşuruz diye fakat tamamıyla doğaçlama olsun. Yani benim aynı benim videolarım gibi çok güzel şeyler başarıyoruz ve bir takım enerjiler gerçekten de tetikleniyor. Ona geçmeden önce isterseniz şöyle kendinizden bir bahsedebilirsiniz arzu ediyorsanız. O zaman ben başlayayım kısaca. Duda Hanım buyurun. Benim adım Dudu. Karamandil soyadım. Denizli Otizm Derneği'nin kurucu üyelerinden birisiyim. Aynı zamanda geçen dönemin ki başkanıyım. Denizli Otizm Derneği'ni biz 2014 yılında kurduk. İlk kurmamıza vesile olan aslında benim oğluma otizm tanısı konulmuş olmasıydı. Deniz 2009 doğumlu. 2012 senesinde otizm tanısı aldı ve otizm tanısı aldıktan sonra memleketimiz olan Denizli'ye geri dönüş yaptık. İşte ondan sonrasında hani bizim otizmle tanışma sürecimiz de aslında böyle başladı. Öncesinde hani ne iş yapıyorduk oraya bakarsak ben gazeteciyim. İstanbul Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Aynı üniversitede yüksek lisansım var. Ve aslında Denizli'ye dönünceye kadar da aktif olarak gazetecilik yaptım. Yazı yazarak para kazandım yani. Fakat oğlana otizm tanısı konunca tası tarağı toplayıp memlekete ailenin yanına geri döndük. Çünkü ilk tanı aldığımız zaman bize İstanbul'daki profesörler otizm uzun bir yolculuk, bu bir maraton, kendinizi hazırlayın demişlerdi. Biz de o yüzden daha güvenli olduğuna inandığımız ve aile desteği alabileceğimiz memleketimize geri döndük. Maceramız böyle başladı. 2012'de geri döndük. Denizli Otizm Derneği'ni de 2014 yılında annelerle birlikte kurduk. Hikayemiz kısaca böyle diyebilirim. Çok güzel. Ben o enerjiye zaten bayılıyorum. Hani bazı bağışlarda toplamayı düşünüyoruz bu dersleri bir nevi bahane yapıp. Bana söylenilen şuydu. Otizm Derneği'ne bağış yapılınca o kadar güzel ki hem çocuklara hem bizim 5. evimizi aktif hale geçirmiş oluyoruz. Aynı zamanda zekamızı temsil ediyor. Romantik yaşamı da temsil ediyor bir nevi. Ve aynı zamanda da anneleri aslında desteklemiş oluyoruz. Çünkü çok önemli bir bağış gerçekten de. O yüzden yaptığınız şey çok güzel ve Hale'yle birlikte tetiklenmesi de çok güzel oldu. Belki biraz Hale kendinden biraz bahsedebilirsen ve de nasıl başladı, nasıl Otizm Derneği adına koştun, ondan bahsedebilirsen çok güzel olur. Şöyle, aslında biz Duda Hanım'la koşu maceramızla birlikte tanıştık. Bir doktor arkadaşımın eşime böyle bir koşuda madem koşacaksınız Otizm Derneği adına koşmak ister misiniz şeklindeki sorusuyla Doktor Hüseyin Akça'nın ve biz eşim ben iki arkadaşım da onlar da gizli kahramanlar aslında burada değiller ama Çakır Akşit, Berna Akşit, Alper Daldal, ben dördümüz tamam neden olmasın Otizm Derneği adına koşalım. Run Anatolia yarım maratonu koşacaktım ben. Eşim 42 kilometre maraton koşacaktı. Berna da ilk defa koşacaktı. 10 kilometre de o koştu. Böylelikle bizim maceramız Otizm Derneği ile tanışmamız bu vesileyle oldu. Bir doktor arkadaşımızın sayesinde. Daha sonra zaten Duda Hanım'la tanıştık. Ekip arkadaşlarıyla tanıştık sağ olsun. Onlarla güzel bir enerjimiz oldu. Koşumuzu anlamlandırmak bizi çok mutlu kıldı zaten. Bu arada hani Run Anatolia'da biz tabii ilk defa koşmuyoruz ama o bir dernek adına koşmak için daha bir neşeli, daha heyecanlı, daha hırslı olduk diyebilirim. Bağış topladıkça da zevkimiz, şevkimiz arttı.
Buradan bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sonra sana ulaştım ben biliyorsun. Harun'cum dedim, böyle bir organizasyonun içinde yer almak ister misin? Ve senin desteğinle de zaten çok güzel bir meblağa ulaştık. Ben koşuyordum. Kendim doktorum, anestezi uzmanıyım. Fakülteden arkadaşımsın birlikte. Çok güzel işlere imza atmışlığımız var aslında. Denizli Otizm Derneği de buna vesile oldu. Öyle diyorum ben. Aslında hani çok güzel şeyler daha önceden de yaptık biz haliyle. Hani o tıp fakültesindeyken bilim grubumuz vardı, öğrenci, bilim grubu, tıp öğrencileri Ubiyat'ta. Grubu. Ubiyat, evet. Ve o dönemde de çok ilginçtir. Mesela hani tarot kartları bakıp para toplama, orada da bir hani bir destek, bir şey var. Bence o enerjiyi gitgide büyütüyoruz aslında. Çok evet. Güzel oldu. Çünkü bir de enteresandır. Mesela ben ilk başladığım zaman astroloji, YouTube'u ve öğretmenlere, eğitimlere başladığım zaman hep bağış, bağış dedim. Sürekli bağış. Ve Türkiye'de bir direnç var aslında. O yüzden bunu da konuşmak istedik. Yani otizm başlı başına inanılmaz bir amaç zaten. Çok güzel bir sebep bağış kampanyası evet. için. Dün mesela Gezegenler kursunu konuşurken yine, ki Gezegenler kursundaki toplanan o meblağın hepsi Denizli Otizm Derneği'ne gitti. Bilmiyorum, rakamlar, hani rakamları konuşmak belki hani öyle derler, bağış yaptığın zaman söylememelisin miktarını diye, ama bence söylense iyi olur, neticede belki hani yüreklendirir. Çünkü azıcık bir şey bile damlaya damlaya göl olur. O yüzden hani bir rakamlar varsa belki sonradan söyleyebilirsiniz, tamam mı? Yani ben de açıkçası yayına çıkmadan önce rakamlara bir baktım ama söylemeli miyim, söylememeli miyim bilemedim. Rakamlar esasen çok güzel rakamlar. Bir önce kısaca şundan bir bahsetmek isterim. Şimdi biz 2014 senesinde kurulduğumuzdan beri hep çocuk ve aile odaklı etkinlikler gerçekleştiren bir sivil toplum örgütüyüz. Kendimizi hak temelli ve savunuculuk odaklı olarak aynı zamanda tanımlıyoruz. Ve Denizli'deki doğrudan otizmli çocuklara ve ailelere katkı sağlamanın yanı sıra yurt çapında otizmle ilgili ulusal politikaların belirlenmesi konusunda da çalışıyoruz. Yani hatta son dönemlerde 2010 yani geçen yıl Kasım ayında Autism Europe diye Avrupa'da bir çatı örgüt var. Onun da bir parçası haline geldik. İsmimiz Denizli Otizm Derneği ama otizm konusunda bakışımız aslında uluslararası bir bakış açısı. Bu anlamda hani sizin bize daha bu koşuyla ilgili sürece dahil olmanız aslında bu uluslararasılığın bir şey gibi. Hatta gezegenler konuya dahil oldu diyebiliriz. Çünkü ilk Hale belirtti, arkadaşı ona bizim için koşar mısınız dediğini, biz aslında Ranatölye yarışına bundan 3-4 yıl önce katılmıştık. Yeniden katılmayı falan da düşünmüyorduk. 3-4 sene önce yine yönetim kurulu üyemiz arkadaşımız Sümra o zaman Hüseyin'e söylemiş. Hani bizim için koşar mısınız? Ve bir vesileyle o zaman koşamamış o. Ama sonra kendisi arkadaşlarıyla konuşarak işte demiş ki bizim Deniz Otizm Derneği için koşar mısınız diye. Yani aslında biz onları aramadık, onlar bizi buldular. Onlar bizi buldular ve Hale aynı zamanda sizi buldu. Üniversiteden beraber şey yaptığınız için. Ve ben dedim ki herhalde koşmamız gerekiyor. Biz aslında dediğim gibi koşulmasını düşünmüyorduk. Ama dedim bu bize evrenin bir çağrısı herhalde. Koşalım o zaman, koşsunlar diye yönetim kurulumuzda konuştuk. Ve şey gerçekten çok kıymetli. Hatta ben sonra Hale'nin kendisine dedim ki yani Hale sen de süper koşucu çıktın dedim. Çünkü 12 bin liralık bir bağış topladı. Ve bu bağışın 5 bin lirası da astro felsefeden geldi. Çok güzel. Evet. Bu arada o linki kullanmayıp direkt dekontla yatıranlar da oldu. O kısım acaba görünebilir mi hani? O kısmı Fonzip'le, yani biliyorsunuz biz güvenli olması adına Fonzip üzerinden alıyoruz. Evet, bazı şeyler hesaplara da yattı ama o hesaplardakini görmüyorum. Ben, o yüzden o meblağ aslında yüksek olması lazım. Çünkü şu anda gezegenler kursuna katılan kişi sayısı tam rakamlara tekrar bakabilirim ama 40 oldu gibi.
ya da 35 gibi. O yüzden biraz ben ilk başta mini kurs olarak başladık fakat arttırdım dersleri. O yüzden artınca da tabii fiyatı da arttırdık. En son 324 lira şeklinde tuttuk. Hatta bundan sonra da harita analiz kurslarına başlayacağız. Paket olarak harita analizi yaparak. O yüzden o da artabilir. Hani dediğim gibi rakamlar aslında önemli değil. Önemli olan bu şeyi başlatmış olmak ve bakalım devamı nasıl olacak. Bir onu da göreceğiz. Bir de şu çok güzel bir şey. Yani aslında bu ben enerjilere çok inanıyorum Harun Bey. Yani ve iyi niyetli insanların yollarının birbirleriyle bir takım yerlerde kesiştiğine de inanıyorum. Ve bunların belirlenmesinde bazen aslında bizim farkında olmadığımız ne diyelim gezegenlerin de etkisinin de olduğunu düşünüyorum. Aslında bütün bu bir araya gelmemiz bunların bir sonucu. Fakat otizmin kendisi de aslında tanımlanmakla ilgili hani ne olduğuna dair aslında insanların çok fazla bir fikri olmayan fakat düşünüş biçimine dair farklılıkların olduğu bir şey. Yani bu yüzden bütün bunların bir araya gelmesi de çok ilham verici aslında. Şimdi ilk ben koşmaya başladıkları zaman gelen bağışlar arasında 108 liraları görünce sordum aslında hale. Evet. 108 lira, 108 lira. Bu 108 liralar ne? 108 lira geliyor olması tesadüf olamaz. Bunun bir sebebi olmalı diye düşündüm. Ve hani neden bu 108? Niye 108? Hani niye işte 120 değil, 100 evet. değil, 108 dedim. Onu o zaman açıkladı hali bana. İsterseniz şimdi 108 ve 108'in kartları olma sebebini de siz açıklayın ki onu da bir paylaşmış olalım. Tabii seve seve. Evet. Şimdi 108 rakamı biliyorsunuz neticede astroloji, astronomi. Geçen yine bir konuşma dinliyordum. Astronomi aslında bu gezegenlerin kanunu demek. Astroloji de gezegenlerin bilimi demek. O yüzden astronomide hani bilimde rakamlar çok önemli. Orada bir rakamlar var, hep temalar var. 27 olsun, 108 olsun, 9 olsun. Numeroloji olan olaylarda da öyledir. Mesela bir takım açıklamalar var. 108 rakamı gerçekten çok önemli. Her şeyde görüyoruz. Mesela çok ilginçtir. Güneş'in çapı diyelim 108 katı Ay'a olan uzaklığında ve Ay'ın da Güneş'e olan uzaklığıyla ve Güneş'in Dünya'nın katı gibi 108. Ona tekrar bakabiliriz. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Çünkü o oran o kadar önemli ki mesela ve Güneş tutulmaları, Ay tutulmalarında baktığınız zaman Dünya'dan Güneş tutulmasında mesela Ay Güneş'le Dünya'nın arasına girer. Ve o yüzden Güneş tutulması olur ve tamamıyla o hani daireyi direkt kapatır ve onun sebebi de 108 ile alakalı 108 derece ve bu çok önemli. Yani o fark biraz farklı olmuş olsa mesela o kapanma olmaz ve biz biliyoruz onun altında da yatan çok güzel hem mistik anlamda Rahu Ketu ekseniyle ilgili hem de karmik durumlarla alakalı bir iletişimi var. 108 o yüzden eminim bir sürü şey var 108 ile alakalı mantralar olsun. 108 o yüzden hayırlı bir rakam ve ben o yüzden dedim 108 olsun, 108 ile başlayalım diye. Güzel oldu ve 108'in katı şeklinde de devam ediyoruz. Devam ediyor ve sen devam ediyorsun Harun. Astro felsefe bence çok önemli bir yerde bence. Ben çok mutluyum. İyi ki seni haberdar etmişim. İyi ki iletişime geçmişiz diyorum. Hani biz daha koşalım Duda Hanım bir koşu olsun koşalım diyeceğim. Ama astrofelsefe sürekli kurslarına devam ediyor, bağışlar geliyor. Hani yine tekrar bir organizasyonda buluşuruz, haberleşiriz mutlaka. Ama Harun'u bu konuda çok takdir ediyorum. Onun astrofelsefeye gönül veren insanlara da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum ben kendi adıma. Güzel bir çatı altında bir şeyler yapılıyor. Evet. Ve çocuklarımız için yapılıyor. Bu da çok önemli. Ben zaten o çocuklara aslında yani yakınım. Genelde böyle diş hastanesine falan gelirler, uyuturuz. Onları diş çekimlerine ya da diş işlemlerine yardımcı oluruz anestezi olarak. Hani ama bu çerçeveden hiç bakmamıştım. Hiç dahil olmamıştım. O yüzden size de teşekkür ediyorum. İyi ki tanışmışız diyorum.
Evet, Sürprizler. ben de hem size hem Harun Bey'e hem de sizi destekleyen herkese hakikaten çok teşekkür ediyorum. Ben de kendim de aslında işte 108 lira yatırarak Harun Bey'in derneğimize bağışta bulunarak ben de bir katılımcı oldum. Aslında aynı zamanda atölyelerden birine ben de katıldım. Ben tabii bu astroloji ve benzeri şeylerden çok anlayan bir insan değilim ama onun bir parçası olmak istedim ve gerçekten katıldığım atölyede çok şahaneydi yani. Güneşle ilgili bilgiler, aile ilgili bilgiler, bunlar hayatımızı nasıl etkiliyor falan. O duyduklarım bana iyi geldi yani. Ve şeyle ilgili, hani bu 108 sayısı ve etkileriyle ilgili ya da bir bağışta bulunmanın aslında sağladığı bir bereket de var. Bu bereket insanların Evet. kendi yaşamlarına da geri dönüyor. Biz zaten hani insanlara bize destek olduklarında iyilik yaptınız, iyilik bulun diyoruz. Gerçekten hani bu aslında bir kapı aralama şeyi. Tabii şey aynı zamanda felsefe bununla ilgili felsefi bir takım şeylere zaten hakim ve bunları veriyor. Ama uzmanlık alanının aynı zamanda Harun Bey'in psikiyatri olması da tabii konunun bir başka boyutu yani. Çünkü hani o yüzden de bu kadar pozitif ve kendi pozitif yaklaşımı da o hem kurslar sırasında ortaya çıkıyor. Aslında ilk sen onunla temas kurduğun zaman sana o kadar kısa sürede geri dönüşü de bununla ilgili bir şey. Hakikaten ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Hem derneğimiz adına hem de kişisel olarak kendim adına. Çok güzel bir konuda bize destek verdiniz. İşte biz mesela pandemi sebebiyle geçen yıl her yıl yaptığımız yaz okullarımız var bizim, yaz kulüplerimiz. Tersine kaynaştırma yaz kulübü diyoruz biz buna. Okul öncesinden başlayarak her aşamada otizmlilerin tipik gelişim gösteren akranlarıyla bir arada olmasını savunuyoruz biz. Ayrıştırarak kaynaştırma olmaz diyoruz. Orada da mesela otizmli çocuklarla tipik gelişim gösterenleri bir araya getirdiğimiz yaz okullarımız oluyor, yaz kulüplerimiz. Bu yıl mesela onu gerçekleştirmek yine istiyoruz. Geçen yıl pandemi sebebiyle bir ala verdik. O gerçekleştirdiğimiz yaz okulunda sizin bir payınız olacak. Çünkü işte biz orada her otizmli çocuğumuza eşlik eden bir gölge öğretmenimiz oluyor. Onların hani bir takım temel masraflarını karşılıyoruz ve bütün bunları derneğimiz karşılıyor. Ya Denizli Otizm Derneği'nin hiçbir faaliyeti ücretli yapılan bir faaliyet değildir bu arada. Yani biz mesela aile danışmanlığı desteği veriyoruz. Aile danışmanlığının yanı sıra eğitsel danışmanlık desteği veriyoruz. Ve bu hani bizim bu derneği kurarken ki temel amacımız aslında otizmli çocuk aileleri tarafından kuruldu bu dernek. Bizim yaşadığımız sıkıntıları bizden sonraki aileler yaşamasın istediğimiz için kurduk. Çünkü hani ben kendim de danışacak birilerini aradım etrafımda ve bulamadım yani. Ama Dudu Hanım çok özür diliyorum. Ayşegül Hanım diye birisi katıldı aramıza. Kabul edelim Ayşegül mi? bizim yönetim kurulu Tamam. üyemiz, Kabul arkadaşımızdır. edelim. Ve çok güzel şeyler söylüyorsunuz bu arada. Onlara mutlaka eklemeler yapmak istiyorum. Ayşegül Hanım aramızda. Ayşegül'cüğüm, canlı yayındayız, Merhaba. YouTube'dayız. Hoş geldiniz. Ve Hoş videonuz bulduk. kapalı ama. Açayım. Merhaba. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz Nasılsınız? kendinizden bahsedebilirseniz çok teşekkürler, iyiyiz. Hoş geldiniz. Tamam, bahsedeyim. Öğretmenim. Birden böyle Ayşegül Odabaşı oldu. Öğretmenim, Heyecan. Otizm Derneği'nde çalışıyorum. Eğitimle ilgileniyorum genelde. Bir tane kızım var. Böyle. Çok güzel, hoş geldiniz. Heyecan Hoş bulduk. güzeldir. O heyecan, o enerjiyi daha da güzel arttırır. Tam Duda Hanım çok güzel şeylerden bahsediyordu. Yaz okulu ve gölge Evet. öğretmen deyimi kullandınız. Ona da mutlaka değineceğim. Çünkü gölge gezegen Rahu ve Ketu ile alakası var.
Çünkü otizm de sıra dışılıktır aslında. O sıra dışılık güzelliktir. Hepimizin renkleri farklı. Çok çok enteresandır aslında. Mesela geçmiş uygarlıklara baktığınız zaman mavi rengi yoktu mesela önceden. Mavi rengi kullanmazlarmış gökyüzü için. Yeşili kullanırlarmış. O yüzden toplumlar ilerledikçe hatta 1950'li yıllara kadar, 40'lı yıllara kadar da Japonya'da mavi rengi kullanmazmış. Biz bir nevi gördüğümüz doğada gördüğümüz renkleri kullanmaya başlıyoruz ilk. O yüzden diyelim hani yeşili kullanıyoruz, kırmızıyı kullanıyoruz, ana renkleri kullanıyoruz. Ve hayat keşfedildikçe renkler kullanılmaya başlanıyor. O yüzden otizm de aslında hayatımızın farklı bir rengi. Bizler her birimiz farklı renkleriz ve gün içinde renkler farklı görülür, gece renkler farklı görülür. O yüzden o sıra dışı olmak belki toplum açısından farklı algılanabilir. Otizm de öyle aslında. Asperger sendromunun içinde neticede. Ve çok güzel bir laf kullandınız Duda Hanım. Ayrım, onu bir daha alabilirsek eğer, farklı Ayrıştırarak kaynaştırma olmaz. ayrıştırarak kaynaştırma olamaz. O kadar güzel Öyle. bir söz ki, çünkü bizler gerçekten bir bütünün parçalarıyız. Yani şu platform bile dünyanın farklı yerlerinden artık o güçler, enerjiler bir araya geldi. O gezegenlerden bahsettiniz mesela. Ben halenin haritasını da bildiğim için bizde çok fazla Mars enerjisi vardır. O yüzden şaşırmadım. Yani o bir kıvılcım, bir ateş gibi onu bana sundu ve ben o ateşi de sundum bir nevi. Ve dünyayı hani bir nevi yaydık bir şekilde. Umarım daha da güzel olur ve güzel şeylere imza atarız. Dediğiniz gibi her şey tesadüf değil. Belki aramızda avukat arkadaşlar var, belki onların da katkıları olabilir. Çünkü yeni bir video çektim bu arada. Prarabdha karma denilen bir olay vardır mesela Vedik'te. Bu yaşamda bizim ödememiz gereken karmayı gösterir. Altıncı evle alakalı ve altıncı evinizi aktif etmenin yolu 12. evi aktif etmektir. 12. evi aktif etmenin yolu da bağışlardır. Ve çok ilginçtir aslında. Aynı ev, bağış evi kayıplarla da alakalıdır. Çünkü bir nevi siz bağış yaptığınız zaman aslında kaybetmiş oluyorsunuz bir nevi para. O yüzden bazen o karma o kadar ilginçtir ki kişi hayatta kaybeder, acı kayıplara sebep olur ve o şekilde aslında aktif hale geçirir ve hayatta ilerler. Ben o yüzden bağış çok önemli. Bağış yaptığınız zaman hem o belki ilahi anlamda kayıpları da engellemiş oluyorsunuz. O evi çalıştırmış oluyorsunuz ve 6. ev, 12. ev, 11. ev yüksek arzularla alakalı. Yani o evi çalıştırdığınız zaman yüksek arzularınıza ulaşabiliyorsunuz bir nevi. O yüzden gerçekten çok güzel. Hele bana da öğretmenim diyorlar artık. Neticede eğitmenim. Öğretmenim dedikleri zaman inanılmaz hoşuma gidiyor. Ve kullandığınız gölge öğretmen deyimi de öyle. Çünkü o sıra dışılıkla alakalı ve sıra dışılıkla yaklaşıyorsunuz aslında. Yaptığınız işler gerçekten çok güzel. Çok 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 mükemmel. Çünkü bizim her renge ihtiyacımız var. İnanılmazdır o haritalar. Ben hep söylüyorum belki hani bakabiliriz diye. Birkaç harita çalıştım çünkü özellikle otizm olsun, haberleşmeyi farklı anlamda kullanan kişilerle alakalı haritalara baktım. Çünkü otizm onunla alakalı, Merkür'le alakalı çünkü. Yani o kişiler haberleşmeyi farklı kullanıyorlar. Biz haberleşmenin o kadar çok dili var ki ve biz o dili anlamadığımız için sıra dışı geliyor. Ve o yüzden düşünün mesela ben geliyorum size farklı bir dil konuşuyorum ve siz anlamıyorsunuz. Yani belli bir yerden sonra o sinirlenmeye de sebep olur aslında. Yani o yüzden toplumun bunu öğrenmesi lazım. O dili öğrenmesi lazım ki bir nevi anlaşalım diye. Çünkü inanılmaz enerjileri var o çocuklarımızın gerçekten de. Ve o haritalara baktığınız zaman çok farklı yaratıcılıklar görüyorsunuz aslında. O yüzden bir nevi onlardan biz aslında biz kendimizi mahsur etmiş oluyoruz. O yüzden bizim kaybımız aslında. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ben böyle başladığım zaman heyecanlanıyorum. O yüzden buyurun eklemek istediğiniz bir şey varsa Ayşegül Hanım da. Yani şöyle, şimdi sizin de dediğiniz gibi iletişim aslında bir yöntem ve bir dil. Şimdi otizmli çocukların yaklaşık %50'lik kesimi sözel iletişim hiçbir zaman kullanamıyor. Bu aslında oldukça büyük bir oran.
Ama iletişim denilen şey aslında sadece sözel iletişim değil. Ben mesela bazen kendi oğlumla ilgili acaba düşüncelerimi okuyor diye şüpheler duyuyorum. tabii sözel iletişim kullanmadığı zamanlarda bir şekilde hem onu anlamak hem de onun sizi anlamasını sağlamak için başka şeyler geliştirmeniz gerekiyor. Bunu geliştiriyor olmak da aslında hayatınızda yeni bir kapı aralıyor. Şimdi ben kendim açısından baktım. Hani ben dezavantajlı gruplara her zaman için duyarlı bir insandım. Siz de sonuçta kendi üniversite yaşamınızda aslında ilk olarak bu farklı gruplara duyarlı olduğunuz için aslında bir araya gelmişsiniz. Bundan dolayı bir araya geldiğiniz için de bağınız kopmamış. Yani bu bağınızın kopmamasının sebebi aslında o ilk bir araya gelme özünde yatıyor. O ilk bir araya gelme özü bir şekilde devam ediyor. Bunlar aslında bizi biz yapan şeyler işte bunlar. Bu bir Edip Cansever'in Yer Çekimli Karanfil diye şiiri var. Elden ele elden ele aktarıldığında büyüyen bir şey bu. Suya attığınız taştaki halkaların büyüyüp genişlemesi Yayılması. gibi. Yani aslında bu bir sevgiyi, bu bir umudu, bu bir birlikte yaşam kültürünü geliştirme çabası. Ben öyle bakıyorum. Hani ayrıştırarak kaynaştırma olmaz. Denizli Otizm Derneği'nin sloganlarından biri. Bizim sloganları en baştan beri kullandığımızdan biri mesela farklılık zenginliktir. Bir başka sloganımız da hayal ortağı arıyoruz. Gel ortam. Yani biz Evet. aslında evet, yani sizleri de hayal ortaklarımız olarak bu konuda bize destek verenleri de hayal ortağı olarak görüyoruz. Çünkü Orson Welles'in bir sözü var biliyorsunuz. Diyor ki hepimiz çukur içindeyiz ama bazılarımız yıldızlara bakar diyor. İşte biz de yıldızlara bakıyoruz ve hayal kuruyoruz. Yani otizmli bir çocuk için yapılamaz denilen her şeyin yapılabileceğine inanıyoruz biz. Harun Bey, Evet, ha, yani mükemmel. bir şey neden olmasın diyoruz. Mesela olmaz dedik. Ya olmaz mı? Neden olmasın? Olması biraz zaman alabilir yani. Değil mi Evet. Ayşegül? Evet. Her şeyin Herkes olabileceğine her inanıyoruz şeyi biz. yapabilir. Ben de öyle bir öğretmen olarak şuna inanırım her zaman. Mesela derler ki işte bu çocuk bir şey olmaz. Hayır. Herkes her şeyi yapabilir ama bazıları 2 dakikada yapar, bazıları 20 dakikada yapar, bazıları 200 dakikada yapar. Ama herkes her şeyi yapabilir. Mesela benim öğrencim Deniz aynı zamanda. Onun okuma yazma bildiğine inanıyorum ben yani oku çünkü YouTube çok güzel YouTube kullanabiliyor. İnternette dolaşabiliyor, istediği çizgi filmleri bulabiliyor. Yani bence o hani model alarak okumayı da söktüğünü düşünüyorum. Tabii bize hani ifade edemeye olabilir diyorsunuz. Ama bence hani kendi dünyalarında da çok farklı şeyler. Yani böyle ben de şöyle düşünüyorum otizmi. Hani bir volkanik dağ patlayacak ya böyle hani biliyorsunuz ilk önce içinde böyle kaynar kaynar. Ya bir gün evet o çocuklarımızla zamanla böyle mısır tanesi gibi bir gün patlayacaklar. Yani içindeki enerjileri boşaltacaklar diye düşünüyorum ben de. O çok Böyle. güzel bir tanımlamasın Ayşegül Hanım. Çünkü her birimiz bu yaşamda birer tohumuz ve tohum içinden çıkacak olan meyvanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ve o tohumlar o yüzden nasıl ona bakmak önemli olan. Yani aynı o bahçecilik gibi bir nevi o çiçeği anlamak lazım. İnsanlar da öyle. Ben hep söylüyorum diyorum ki bir orkideyi alırsanız eğer gidin çölün ortasına koyun ölür o orkide ya da bir kaktüsü alın Hawaii'ye götürün hani tropikal bir iklimi o kaktüs de ölür. O yüzden gerçekten iklimlerimiz çok önemli. O enerjiler de öyle çok önemli. Bizler bir araya geldiğimiz zaman o aynı iklimin insanlarıysak eğer bir anda aslında yeşerip kuvvetlenip ve bir anda aslında çiçek gibi açıyoruz. Hani o yüzden bazen hani otları temizleriz, şey yaparız. O Evet, yüzden yabancı otları. evet çünkü hani bir deyim vardır aslında sizi öldürmeyen kuvvetli kılar diye bir nevi. Hayatta her zorluklar var. Çok ilginçtir. Haritaya baktığınız zaman benim hayatımda da öyle. Hale de az çok bilir hayatımı. Hepimizin öyle aslında. Bizim iyi olmadığımız bu yaşamda olan yanlarımız var, yönlerimiz var. Mesela benim çocuğum yok.
Ve hep ben hani fakülte yıllarında da olsun hep konuşurduk. Yani hani ben baba olmak isterdim, iyi de baba olacağımı düşünürdüm. Bana söylerlerdi sen gerçekten mükemmel baba olursun diye. Ama olmadı ve ben öyle bir noktaya geldiğimi düşünüyorum ki şu anda benim bir sürü çocuklarım var. O yüzden bazı enerjiler de öyle. Yani o haritalara baktığımız zaman da bizim çocuklarınızın haritalarınıza baktığımız zaman da mutlaka bir şey var. Herkesin bu hayatta bir takım şeyleri var. O yüzden güzel şeyler yapıyorsunuz. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Aslında şimdi söylediniz ya Harun Hocam, bizim burada Denizli Otizm Derneği olarak yapmaya çalıştığımız şey çocuklar için o uygun ortamı sağlamaya çalışmak. Yani hani onları çölde değil bir vahada bulundurmaya çalışmak. Kendi Temelde iklimlerini sevimli. yaratmak ki Evet çiçek evet. gibi açsın her bir çocuk. Evet, Evet. kesinlikle öyle. Yani kendi katılımlarını sağlamak, kendi iklimlerinde gelişimi için onlar için gerekli olan desteği sunmak. Yani biz aslında hani otizmli çocuk bizim gibi davransın beklentisi içinde olan bir dernek değiliz mesela. Böyle düşünen ve böyle davrananlar falan da var. Ama biz herkesin kendisi olmasını ve kendisini kendisi olarak ifade etmesini önemsiyoruz. O Çok yüzden güzel. hani farklılık Çok güzel. zenginliktir derken de bu farklılık zenginliktir. Sadece otizmli farklıdır anlamında değil. Herkes biriciktir. Kesinlikle öyle. Evet. Yani bilmiyorum. Herkes farklıdır. O yüzden yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü çok fazla uzatırsak eğer belki sonuna kadar kimse izlemez. Ve bu şekilde devam edeceğiz. Ben şey gibi hissediyorum. Sanki hale bir şekilde hani ilerlerken, yaşamda koşarken bir anda bir yer buldu, hazine buldu ve biz şu anda o hazineyi şöyle bir hani daha da derinlere inip o güzel mücevherler keşfediyoruz. O yüzden sizin yaptıklarınız gerçekten Evet. onlar. Ben o yüzden heyecanlıyım. Haziran'da kısmet olacak umarım geldiğim zaman. Hani Covid durumları da biraz farklı. Eğer öyle yaz okulu olursa inanılmaz mutlu olurum. Gerçekten de çok güzel çünkü yaptığınız şeyler. Dediğim gibi hep onu söylüyorum. İyi kötü diye bir şey yok. Her şeyin bir sebebi var. Belki kötü gibi olan, belki bizi üzen, belki duygulandıran, gözyaşı getirten bazı şeyler olabilir. Ama onlar, çünkü gözyaşı da öyle değil midir? Gözyaşı arınmayla alakalı. Hani Ardıran Akşatrası'ndan bahsediyoruz. Gözyaşıdır, ağlamadır ve hatta o kişiler bağıra bağıra ağlarlar. Ama sonrasında da gelen elmastır simgesi. Elmas nasıldır? O milyonlarca yıl sürekli o basınçla ilgili, o sıkışmayla ilgili o katmanda ve oradan elmas çıkar. O yüzden gerçekten o kalbimizi iyi tutmamız lazım. İyi şeyler, hayırlı şeyler yapmak lazım ve lütfen, lütfen, lütfen bağış yapın. Yani biz bugün Denizli Otizm için yapıyoruz ama Denizli Otizm Derneği'ndeki çocuklarımız belki ileride başka bağışlara sebep olacak. Belki bu bağışları yapan kişilerin torunlarına da bu Denizli Otizm Derneği'ndeki çocuklar bağış bir şeyler yapmış olacak. O yüzden bu enerji gerçekten inanılmaz. Bu arada bunu Vedik ilimler de gösteriyor. Haritaya baktığınız zaman çok ilginçtir. O bizim atalarımızın ataları, ben diyorum ki onlar bizdik zaten. O yüzden şu anda bizim buraya gelme sebebimiz de o. Belki biz bundan önceki yaşamlarda bir takım etkileşimlerde bulunduk ve şu anda da birbirimize yardımcı oluyoruz aslında. O yüzden çok güzel bu enerjiler, güzel enerjiler paylaşalım, güzel güzellikler olsun. Devam ediyor bağışlar. Bu kurslar devam ediyor. Zaten kayıtlar oldu. Yani bu kayıtlar şu anda bu videoyu izleyenler de 324 lira şu anda bağış yaptığınız zaman bitti kurs. Fakat kayıtlar ve kayıt notları zaten Duda Hanım siz biliyorsunuz ödediniz 108 lira Evet. ve şey oldu kayıtları aldınız. O yüzden herkes bu kayıtlara ulaşabilecek inanılmaz bilgiler, inanılmaz bilgiler. 324 liradan fazla para yatırmak isteyen olursa kesinlikle değer. Çünkü o bilgilerin değeri gerçekten çok çok daha fazla eğer maddi bir değer koymanız icap ederse. O yüzden yine güzel bir şey başlatmış olalım. Ben hatırlatmak istedim. Ve bu vesileyle de hadi 108 lira ben Amerika'da yaşadığım için 108 dolar olarak da ben tekrar bir başlayayım. Evet. Yapacağım tekrar ödemeyi.
Bütün bağışlarınızı bize yapmayın Harun Hocam. Başka yerlere de kalsın dermişim şimdi. Başka yerlere yapacağız zaten. Hatırlattığınız çok güzel oldu. Yeryüzü doktorları diye bir grup varmış. Onunla da ilgili harita analizleri. Sizinle de yani dediğim gibi bunlar zaten çok küçük meblağlar. Ve bu meblağlar damlaya damlaya göl olur. Yani bizim orucumuz o aslında. Kesinlikle tamamıyla güzel şeyler olacak. Başka derneklere de açığız. Kesinlikle ben hep onu söyledim zaten. Yani bundan önce de mor çatı dedik. Hatta bağış yapanlar oldu yani. Aslında siz ilk değilsiniz. Mor çatıyı hatırlıyorum. Hatta çok güzeldir. Benim öğrencilerim bağış yaptılar kendi aralarında benim adıma doğum günümde. O da çok güzel oldu aslında. Güzel şeyler oluyor yani, evet. Güzel şeyler oluyor. Son sözleri alalım. Şöyle güzel Ayşegül Hanım. Sizi çok fazla konuşturamadık. Kusura bakmayın. Ben başlayınca konuşmaya zaten. Ya biz felsefe olarak zaten bir Hasan Ali Yücel'in sözü benim her zaman çok hoşuma gidiyor ve benim felsefem haline geldi. Yani diyor ki Anadolu Bozkırı'nda kendi kendine açıp solan çocuk bırakmayacağız diyor. Yani kendi kendine böyle bir çocuk açıp solmayacak diyor. Onu diyor eğitimle, her türlü ihtiyacıyla ilgileneceğiz diyor. Ben de o öğretmenlerden olmak için yola çıktım. Yani ve Deniz Otizm Derneği'nde de elimden geldiğince bir şeylere ortak olmaya çalışıyorum. Böyle. Teşekkür ediyorum tüm arkadaşlara, dostlara. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben bu arada hep çocukken öğretmen olmak istemişimdir. Hep hayalim doğuya gidip bir ilkokulda ilkokul öğretmeni olmaktı. Hatta Kepirtepe Öğretmen Lisesi bilir misiniz bilmiyorum. Evet. Hala meşhur olması lazım. Liselerim oradan mezun benim. Gerçekten ve Kepirtepe Öğretmen Lisesi okulu sınavlarına girdim ve kazanamadım. O zaman her şeyin bir sebebi var belki. Evet, çünkü aslında çok enteresan bir durumda, hemen sebebini söyleyeyim. Haritamda var çünkü. Çünkü bende dikkat eksikliği vardı küçükken. Özellikle o K2 döneminde inanılmazdı. Merkür aslında belki o otizmin başka bir spektrumunda çalışıyor. Çok fazla aktif. Çünkü o da iyi değil. Özellikle hayatın ilk dönemlerinde. O yüzden kazanamadım öğretmen okulunu ama yine de öğretmen oldum. Hayat boyu öğretmen olduğumu düşünüyorum. İşte, hem öğretmen hem öğrenci. Şey değil yani, aslında tam dediğiniz gibi iyi değil diye bir şey yok. Aslında o sizin buraya gelmek için, yolunuzu açmak için kazanamamışsınız. Ya başka yani, bir farkla evet, evet, ve onu sizin, takdir etmek sizin, belki de. Evet, sizin için Anadolu'da köy öğretmeni değil, Amerika'dan astroloji öğretmeni olmak varmış. Belki de evet, evet olabilir, doğru. Kesinlikle öyle ve gerçekten de öyle yani belki de yani şöyle, benim haritamdan konuşmayalım ama haritam da onu destekliyor bir nevi aslında. Belki o Anadolu'nun küçük küçük yerlerinde bir küçük okulların açılmasına sebep oluruz. Kısmet olur. Evet evet, biz de zaten öyle okul gibi bir şey açmayı falan da düşünüyoruz yani. Bütün bunlar onların hep bir adımı. Hem size hem bizim için koşan Hale'ye biz gerçekten Deniz Otizm Derneği olarak çok teşekkür ediyoruz. Bağışta bulunan bağışçılara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem bağışta bulundunuz, maddi olarak olmanın yanı sıra manevi olarak da bizim yanımızda bulundunuz. Otizmi hiç duymamış insanlar belki sizin sayenizde otizm nedir diye bir baktılar ve otizmle ilgili farkındalıkları arttı. Bunlar da çok kıymetli şeyler. Her ikinize de çok çok teşekkür evet. ediyoruz. Emeğinize, güzel kalbinize sağlık. Sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Öncelikle kalbinize sağlık. Sağ olun. Haleciğim teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bağış yapmak, yapmak isteyenlere vesile olmak çok kıymetli. Bize de böyle bir fırsat doğdu. Dediğim gibi yaptığımız işi anlamlandırmak daha keyifli hale getirdi. Daha güzel etkinliklerde daha güçlü bir şekilde bir arada olacağımıza inanıyorum ben. Ben derneği ziyaretimde de gördüm zaten. Gerçekten bu işe gönül veren, hakkıyla yapan insanlar var orada. Sevgi dolular, çocuklarına sevgi aktarıyorlar. Ve çok keyifli bir aileler yani, orası, orayı görünce onu algıladım zaten, aile olmuşlar, iyi günde kötü günde birbirlerine destekler ama bağış yapan insanlarla da evlatlarımıza daha güzel imkanlar verebilirsek,
onların eğitimine katkıda sağlayabilirsek, bizler de bunlara vesile olursak, Harun, ben, bir başkası, çok daha iyi olacaktır. Bu pandemi dönemi biraz zor geçti. Okullar kapandı. Bir kere o çocuklar kaynaşamadı. Yani belki bizim çocuklarımız evde online derse giriyorlar. Ama bir otizmli çocuk için bu çok çok daha zor. Bunlara bir çare belki bulmamız gerekiyor. En kısa zamanda da okullarımızın açılmasını diliyorum. Bir an önce bu pandeminin bitmesi, eski güzel günlere dönmemizi, bizler belki hani kendi çocuklarımız ya da benim gibi aileler bir şekilde eğitim desteği alabildik. Ama otizmli bir çocuk için online eğitim olmaz yani, olamaz. Bunu daha ne türlü olur bilemiyorum ama bir farkındalık yarattık bence bu toplantımızda. Deniz'le otizm de gittikçe büyüyecektir, sesini duyuracaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler ve isim de aslında yani Deniz'le, zaten Deniz'le de alakalı görüyorum ben direkt o enerji olarak da. Deniz okyanus da öyledir, hani deniz deryadır, imkanlar çok açık. Umarım küçük projeler de paylaşabiliriz. Mesela burada bir tanıdığım kişiler var. Özellikle hani o online dersi yapamayan öğrencilerin yanına, hani o gölge öğretmen gibi dediğiniz, yanına bir kişiyi verip eve gidip o kişi direkt yardımcı oluyor. Yani hani o tarz belki projeler de olabilir Türkiye için. Hani umarım tabii ki açılacak, Türkiye'de hani eski şeye dönecek. Ama gerçekten çok önemli. Hepimiz farklıyız. Hepimizin ritmi farklı, zamanı farklı. O yüzden haritalar, hani bu sırf otizm olarak da değil. Bazen haritalar gösteriyor. Bazı kişiler mesela süsler bir şeyler söylemek ister, konu değişir, söyleyemez o kişiler. O haritada vardır aslında bir nevi. O yüzden ritimlerimiz farklı, o enerjiler farklı. Ben çok güzel şeyler olacağına inanıyorum. Öyle düşünmek lazım gerçekten de. Her zaman ben YouTube'u bitirirken ya da Instagram'da hep söylüyorum. Kendinizi sevin önce. O çok önemli gerçekten, kendimizi sevmek. Ondan sonra o sevgiyi paylaşmak ve etrafımızdaki insanları sevmek çok önemli. Çünkü sevgi her şeyin ilacı. Gerçekten her şeyin ilacı. Öyle deyip kapatalım arzu ederseniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. 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 İyi günler.